en önemli parametremiz finansal yeterlilik o yüzden eğitimi ne kadar doğru bir şekilde finanse ederseniz o kadar karşılığını alabiliyorsunuz ne kadar para harcayacağız ne kadar para kazanacağız bu önemli noktalardan biri malumunuz dünyada şu anda en pahalı eğitim Amerika'da bugün 100 bin dolar yaklaşık 400 bin dolara kadar çıkıyor. 450 bin dolar olan üniversiteler var mesela Stanford Üniversitesi gibi ama bu üniversitelerde e, okumak çok pahalı olmasına rağmen aynı zamanda en fazla %100 burslu yani aileye 150 dolar bile harcatmayacak üniversite yine Amerika'da e, bu üniversiteler. İkinci en pahalı ülke Kanada. Kanada'da bu anlamda iyi bakılıp değerlendirmesi gerekiyor. Üçüncü en pahalı ülke İngiltere. İngiltere'de burs neredeyse hiç yok diyebiliriz ama Kanada'da var. Dördüncü en pahalı ülke ise İsviçre. İsviçre'de de ona göre değerlendireceğimiz bir kısım var. Ona göre Uzak Doğu, yine e gibi Almanya, Avusturya gibi ülkeler var eğitim açısından bakıldığında. Türkiye'de özel bir üniversitede okumaktansa Hollanda'da okumayı tercih edebilirsiniz. O yüzden bu alan bu noktada çok kıymetli. Türkiye'de devlet üniversitesi şu anda hazırda en ucuz ülke. Burada okuduktan sonra yurt dışına gidebilme imkanını yakalayabilirsiniz. O yüzden bölümü bulup finansal durumu göz önünde bulundurup üniversiteyi seçip ülkeyi de ona göre belirlemek en doğru buna göre şekillenirken. Ama nasıl bir strateji yapacağız? Sadece Türkiye mi? Sadece yurt dışı mı? Yoksa hem Türkiye mi hem yurt dışı mı? Tüm bunların doğru şekilde belirlenmesi gerekiyor. Ona göre de ihtiyaç şekillenilmesi gerekiyor.